oğlum terbiyeli, dürüst. Ben o haramlığıma yedirmedim. Abdestsiz emzirmedim. Ben dedim ki oğlum ee, gene çalışır, Gece gündüz dürüst olarak çalışacaksın. Hakkımızı halletmem dedim. Abi de Ataç ve dede Ataç. İsyanlara emniyet mensubu olan iki oğlunun da tasfiye edilmesini. İkisi de endişeli, ikisi de üzgün. Kötü günler 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası başladı Ataç ailesi için. Özellikle emniyet teşkilatında yaşanan tasfiye operasyonundan Ataç ailesi de nasibini aldı. Abide Ataç ve Dede Ataç'ın bir oğlu İstanbul'da, diğeri Ankara'da emniyet amiriydi. İstanbul'da terörle mücadele biriminde amir olan küçük oğlu görevden alındı. Görevden almanın üzüntüsü yaşanırken bu defa Ankara'da asayiş büro amiri olan diğer oğlu da küçük kardeşinin akıbetine uğradı. O da görevden alındı. İki ayda yaşananlar Ataç ailesini isyan noktasına getirdi. Oğlumun yanındaydım. Ben İstanbul'da kalıyorum. Tabii oğlum gelince görevden alındığında tabii üzüldü. Üzülünce anasın sen düzülüyorsun. Abide Ataç 68 yaşında. Dört çocuğunu da zor şartlarda büyüttü. Evlatlarına hep dürüstlüğü tembihledi. İkisi de görevler, ikisi de haksızlığa uğradı. İkisine de terbiyesini güzel verdik. Ben onu nelerle büyüttüm, nelerle büyüttüm. Babası Almanya'daydı. Ben ona hem anne oldum hem baba oldum. Hiç haram lokma yedirmedim. Onu abdestsiz emzirmedim. Hep dürüst olmasını ona şey ettim. Kendim okumuşluğum yok. Hep ona dürüstü anlattım. Devletimiz sağ olsun dedi Abide Ataç. Çocuklarına olan güvenin sözlerine yansıdı. Canın sağ olsun dedik. Ne gelse devletten gelsin dedik. Biz çocuğumuzun ardında duruyoruz. Çocuğumu utanacak hiç yapmadı. Onun için dimdik ayakta duruyor. Ve dede Ataç. Yıllarca yurt dışında çocuklarının geleceği için çalıştı. Bir kız üç oğlunu da okuttu. Emniyet mensubu olan iki oğlunun da görevden alınmasına ise anlam veremedi. Yazık bu çocuklara. Bunlar yapılmaması lazım yani. Büyüklerimiz bunu görmesi lazım. Çok, çok ezildi çocuklar yani. Bir benim çocuğum için herkes için böyle yazık. Bunun 14 bin kişi oradan oraya, oradan oraya. Yazık günah. 73 yaşındaki Dede Ataç, küçük oğlunun Şırnak'ta kaldığı günleri anlattı. Oğluyla arasında geçen bir diyaloğu hiç unutmadığını söyledi. Dağlarda gezdiler. O Şırnak'ta her gün ölüm vardı. Her gün ölüm vardı. Bu çocuk gece gündüz teröristlerle uğraştı, uğraştı. Canı pahasına çalıştı. Her gün saat 9'dan gece 12'ye kadar 12'ye kadar. Oğlum yeter diyorum. Bebe, baba ben bu vatan için çalışacağım diyor. Vatan için çalışacağım. Çünkü vatanı ben seven bir kişiyim diyor. Ne olursa olsun devlet sağ olsun dedi dedi Ataç. Çocuklarının görev yerleri değiştikten sonra verdiği öğütü de paylaştı. Ben dedim ki oğlum ee, gene çalışacaksın. Gece gündüz dürüst olarak çalışacaksın. Hakkımızı halletmem etmem dedim. Çünkü bu vatan bizim. Bu vatan bizim olduğu için çalışması lazım. Gene 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 çalışması lazım. Allah işlerinizi rast kesin. Devletim var olsun. Anne abi de ataç da, baba dede ataçın da temennileri aynıydı. Dipted devletime sonra milletime güveneyim. İnşallah düzelecek. Büyüklerimizden kıym ee, kıyım olmaması, dürüst insanlar geri düz iyi yerlere verilmesini istiyorum.